Ben bunu dert köşesine yazdım. Bu adam sabahtan akşama kadar şikayet yazıyor gazeteye. Hiç çalışmıyor bu belediye. Ben gazeteye şikayet mektubu yazdım. Yazacağım da bir değişecek. Ah benim canım evladım, ne olur bana da alıver, sevaptır. Koş tüfe al Ömer. 20 kağıdını alırım bak teyze, darılmaca yok. Veririm evladım, ne yapayım, yemeğim ocağın üstünde kaldı. Kara borsa yapıyorlar efendim. Yazdım ben bunu gazeteye. Yaz amca yaz. Hey çöpçü, buraya bak. Bak şurada önünde portakal kabukları var. Bak 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 şurada, şurada onları da süpürüver. Gözü de dürbün gibi herifin. Olur olur. İstevizyon'dan herkese merhabalar. Z Rapor'una hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır. Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ nasılsınız? Olun, teşekkür ederim. İyi olma. Memleket gibiyiz. Memleket gibiyiz. Memleketin halini nasıl görüyorsanız bizim halimizde. Evet, oldukça öyle. Hareketli. İç güveysinden hallice dediğimiz bir oldukça hareketli bir doğru. Ülke gündemi, maalesef, bir İzmir gündemi var. Maalesef, keşke çok iyiyim, harikayım, her günüm mükemmel geçiyor diyebilecek durumda olsak ama o günlerde gelecek inşallah. İnşallah. Yayınımıza başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Yayınımızı İz Gazete Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarından izleyebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Vekilim, ülke gündeminden bahsettik. Ülke gündeminden de başlayalım istiyorum. Memleket gibiyiz, evet, dediniz. Evet. Geçtiğimiz hafta bir gece yarısı kararnameleri kararnameleri oldu. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Evet. Ve akabinde İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekti Türkiye. Yurt genelinde de tepkiyle karşılandı bu kararlar. Özellikle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çok ciddi bir tepki var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son yaşananları? Vallahi bütün alınan kararlara baktığınızda bu kararların bir kurul ya da bir ortak aklın sonucunda alınmış, akıl ve bilimin öncülüğünde, yol göstericiliğinde alınmış kararlar olmadığı açık ve net ortada. Bir tek kişi bir karar veriyor, gece yarısı o karar gereği yapılıyor. O bir tek kişi birilerine talimat veriyor, bir anda bakıyorsunuz işte bir partinin kapatma dosyası, zamanlaması MHP Büyük Kongresi'nin hemen öncesinde bir mesaj verir gibi alelacele başvurusu yapılıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşme. Ona değinmek isterim aslında. O yani çok ciddi bir konu. Evet. Ve bazı ince detayları var. Yani bunun hukuki durumu, özellikle hukuki durumu nedir ne değildir. Burada Türkiye Büyük Millet'in egemenliğine yönelik bir tecavüz var mıdır, bir ihlal var mıdır? Evet, bunları konuşmak bunları lazım. Ama yani memleket bir tek kişinin, şimdi anayasal hakkım diyecektir o, bir siyasi partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olarak seçilmesi suretiyle yürütmenin de tek adamı, yani yürütme eskiden bakanlar kurulu, efendim böyle bir kurul, bir heyet, kabine olurdu falan. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Kabine diye bir şey yok. Bakanlar kurulu diye bir şey yok. Atanmış bakanlar var. Yüzünü, gözünü, kulağını, dikkatini o bir tek kişiye bağlamış durumda. Oradan gelecek talimatla iş yapıyorlar. O bir tek kişi işte bakıyor. Merkez Bankası, bağımsız bir kurul. Kanunla bağımsızlık hakkı, yetkisi ve çalışmaları işte Türkiye'de özellikle yani bizim kur politikaları, para politikaları, bütün bunların başında, değirmenin başında olan, bunları yönetmekle mükellef olan bağımsız bir kurum olması gereken bir kurumun başkanına işine gelmiyor. Atıyorum diyor, yani gönderiyor vesaire. Yaşadığımız her şey uzun zamandır o tek adamın kararları, düşünceleri, hırsları, ihtirasları doğrultusunda alınan kararlarla Türkiye bir yerlere savruluyor, bir yerlere gidiyor.
Belki şöyle de düşünülebilir. Yani böyle amaçsız ama efendim yani nereye gitti belli olmayan, ben kullandım gerçi öyle, savruluyoruz falan. Ya öyle ya da belirli bir amaca doğru Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sürükleyen bir süreçte. Bir planlama belki, süreci. Belki olabilir. Onu zaman gösterecek. Şimdi evet, yani Merkez Bankası son 20 ayda dördüncü başkanını şu anda görüyor. 20 ay içerisinde. Yani bir Merkez Bankası'nın zaten görev süresi 5 yıl. 5 yıl, 5-6 yıl civarı. 5 yıl. Yani ve bağımsız bir kurum. Müdahaleci olunmaması gerekiyor. Hükümetler gelir gider. Hükümetlerin artık hükümet derken o tek adam. Tek adamın. Evet. Hedefleri olabilir. Diyebilir ki ben enflasyonu işte şu düzeye düşürmek istiyorum. Ben para politikasında, kur politikasında şu hedefim var. Türkiye'nin parasını değerlendirmek, değer katmak istiyorum. Değer kazandırmak istiyorum. Hedeflerini ortaya koyar. Merkez Bankası'nın görevi de yürütmenin o hedeflerine ulaşabilmesi için gereken azami hassasiyeti, özeni ve doğru kararları, ama öyle kısa vadeli değil, uzun soluklu, uzun vadeli o hedefe ulaşmanın adım adım, aşama aşama gidilebilmesi için kararlarını alır. Böyle olmuyor. Yani Türkiye Merkez Bankası hem yönetilmiyor, yönetilemiyor diyemiyorum. Çünkü bir kurum yönetilemiyor deseniz, yani ülke yönetilemiyor desem, düşünebilirsiniz ki yani aslında yönetmek istemiyor da başaramıyorlar. Yani bir orada bir aciziyet, evet, var. Öyle bir şey yok yani. Yönetilmiyor yani. Dediğim gibi. Evet, bu son günlerde bunları yaşıyoruz. Merkez Bankası son Sayın Naci Ağbal geldi göreve. 4 ay sonra hadi güle güle dendi. Yerine başka birisi geldi. Siyasi bir kişi. Yani kurumlar bir kere liyakatla yönetilmesi ve doğru kişilerin, özellikle devletin kurumlarında liyakat ve tabii ki hiyerarşik ve yetkinlik mutlaka ön planda olması gerekiyor. Merkez Bankası'nda çok kıymetli hesap uzmanları var. Merkez Bankası'nı yönetebilecek nitelikte çok kıymetli bürokratlar var. Bunlar düşünülmüyor da siyasi kimlikli. Yani o tek adamın talimatlarını tak dedi mi şak diye yerine getirecek bu tür şeyler genellikle getiriliyor, tercih ediliyor. Öyle bir durum oldu. Tabii bunun bu sadece bir Merkez Bankası, bir kişinin alınıp yerine göreve başka birinin getirilmesi meselesi değil. Tabii ki. Türkiye ekonomisi zaten çok kırılgan olan bir durumdaydı. Doğrudan yatırımcıların en azından onların güven duyabileceği bir sürece gitmesi gerekirken o güven duygusunu tamamen yitirmiş. Tabii. İtibarını tamamen yitirmiş. Evet. Ekonomik, mali itibarını tamamen yitirmiş. İnsanları, yatırımcıyı yani Türkiye'den soğutan, uzaklaştıran, tedirgin eden bir noktaya tabii taşımaktır. Dünyadaki hani konumunu, profilini de etkiliyor yani bu yani ülkenin. Tabii ki yani şimdi bakın bu aslında bir hani şu da denebilir tabii, yani bu finansal bir saldırıya uğradık falan, yani bu döviz kuru bir anda dolar, o Merkez Bankası, evet, başkan değişimde. Yani bu böyle bir düşünebilir ama öyle değil aslında. Bu finansal bir saldırı falan filan değil. Bu Türkiye'nin çok hassas, çok kritik durumda olduğu, güven tazelemesi, güven aşılaması gerektiği, hukukun üstünlüğünün ve Türkiye'de hukuk var denebilecek, çünkü hukukun olmadığı bir yerde, yargı bağımsızlığının olmadığı bir yerde, o bir tek kişinin kararıyla ekonomik, finansal kararların bir anda allak bullak edilebileceği bir yere kimse, hiçbir yatırımcı gelmez, yatırımda bulmak istemez. Niye geleyim, niye riski atayım? Risk maliyeti çok yüksek çünkü. Evet. Gelmez, o güven ortadan kalkar. Böyle bir yerde yani Merkez Bankası değişmiş, değişmemiş, finansal saldırı falan değil. Yani. Bu tamamen bir yönetim sorunudur.
Bu tamamen Türkiye'yi yönetememe, yönetmeme, Türkiye'yi bu şeyin, nasıl söyleyelim, karmaşıklığın, bu kaosun, içerisine sürükleme, bir yönetim zafiyetidir. O nedenle biraz böyle bakmak lazım. Türkiye hala bunun hesabı verilmedi. Yani son işte 4 ayda, özellikle son 20 ayda bugüne kadar bu 128 milyar dolar, evet, Merkez Bankası'nda döviz rezervi. Özellikle nereye, partinizin de sık sık gündeme taşıdığı bir konu. Nereye evet. buharlaştı? Kim aldı bu doları? Yani bunun hesabını vermesi gereken hükümetin, yürütmenin ta kendisidir. Merkez Bankası'dır. Evet. Yani bunun hesabını verecek ki. Bizim bunun hesabı sorma hakkımız var. Çünkü bu para kimsenin babasının malı, parası değil. Bu devletin, hepimizin, yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan, evet, halkın bir para, parası. Halkın parası, milletin parası. Bu para 128 milyar dolar diyoruz ya. Yani Türk lirası falan değil. Yani Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi kadar neredeyse, dörtte üçü kadar. Yani neredeyse dolar zaten bu kur farkıyla neredeyse bütçe kadar bir duruma geldi. Yani merkezi yönetim, devletin bütçesi kadar bir para bir anda buharlaştı, uçtu gitti. Bu kararlar alındı. Kim aldı bu doları? Kim satın aldı? Nereye gitti? Kimler bundan para kazandı, kazanç? Bu en son durumda da aynı şekilde. Bunların hepsi mutlaka hesabı sorulacak. Bunlar yani birileri bunların hesabını verecek. Kimler bu malı götürüyor? Kimler bu dövizi buharlaştırıyor bir anda? Kim zenginleşiyor? Bunları görmek lazım, bakmak lazım. Borsa, yani dolar fırlıyor bir yandan. Bir Merkez Bankası değişiyor ama dolar fırlıyor. Borsa İstanbul dibi vuruyor. Birkaç kez kapanıp açıldı. Riskli bir durum olduğu için. Rezervler öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında yönetilmediğinin somut bir göstergesi. Türkiye sadece bu değil, yani israf ekonomide, kamu harcamalarında israf Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde. O zaten şeyin ipin ucunu kaçırmış durumdalar. Yani ipin ucunu da tutma niyetleri de hiç yok zaten israfı önlemek adına. İşte hazine garantili kamu özel işbirliği projeleri, şehir hastaneleri, yap işlet devret modeliyle tamamı kamu ihale kanunundan da muaf olan projeler. Bunlar ticari hukuk olduğu iddia edilerek, kanunla bir ticari özel hukuk hükümlerine tabi olduğu söylenerek ticari sır yapılan sözleşmeler. O sözleşmeleri göremiyorsunuz ama kamunun parasını inanılmaz kat ve kat fazlasını, normal yapılacak bir projenin 2 katı, 3 katı, 5 katı, onun sınırı yok, bilemiyoruz çünkü. Hazine garantileri vererek, otoyollardan geçiş bedelleri, hizmet bedelleri vererek, dövize bağlı yapılan ödemelerle, dövize endeksli yapılan ödemelerle, Türk lirasını zaten ayaklar altına alan değer anlamında, bu süreçler hep bu hükümetin döneminde. Evet. Yani bu kamu ihale kanununa muaf tutmak, orada onun yerine kendi ihale mevzuatını ortaya koymak, yönetmeliğini, sonra da pazarlık usulü ihale dediğimiz, ancak savaş durumunda veya bir salgın durumunda bütün memleket, bütün milletin acil bir ihtiyacı olduğunda kullanılması gereken 21B pazarlık usulü ihaleyi, bu projelerin tamamında kullanan, istediğine ihale veren, istediğine sen çekil o alacak falan. Yani bu çok çirkin işler. Yani demek istediğim, Türkiye ekonomisi israfın artık had safhada olduğu, kamu harcamalarında israfın, işte bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın sayısız arabaları, kaç tane, 7 tane mi, 9 tane mi, artık sayısını da unuttuk, uçan sarayları, her yere saraylar, şaşağı, ne bileyim yani Rönesans devrini, Lale devrini, Lale devri. Aratır durumda bir israf, bir harcama, kamu israfı. Bir yanda tarım sektöründe çiftçinin içinde bulunduğu durum, evet, bir yanda ithalat, ithalat zaten ekonomisi, ithalata dayalı tüketim ekonomisi,
Türkiye'yi zaten batırdıkça daha da çok batırıyor. Doğrudan yatırımcıyı çekemiyorsunuz, güven veremiyorsunuz yatırımcıya. Evet. Yani üretim Türkiye sıkıntısı var. İstihdam yaratan yatırımdan yoksun. üretim politikası yok. Tam tersine tüketimi teşvik eden, ithalatla ülkeyi ayakta tutmaya çalışan politika, ekonomi politikası, mali politika Türkiye'yi bugünlere maalesef getirdi. Yani şunu söylemek lazım. Tabii bu şeyi işte faiz 2 puan indirdin, niye indirdin, aşağı indir, yukarı kaldır. Cumhurbaşkanı kendisini ekonomistim diye ifade ediyor. Sayın Genel Başkanımız da buna grup konuşmasında belki hatırlarsınız. Ekonomistim diyor. Allah'tan doktorum demiyor. Bir de doktor olsa memlekette canlı kalmayacak diye bir şaka yollu bir ifade de bulundu. Ekonomistim diyor. Faizi indir diyor. Yok çıkar diyor. Biraz daha indir. Olmadı böyle yap. Ya bir dakika ya faizi yani çocuk oyuncağına çevirdiler faizi. Evet. Hani çocuğun eline oyuncağı verirsin. Onu dilediği gibi indirir. Şey yapar, bozar, şey döker falan. Yani Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz politikası tam bir çocuk oyuncağına dönüştü. Yani tabiri caizse böyle bir durumdayız. Dolayısıyla yani bu Türkiye gerek ekonomik kararlarında, gerek sosyal kararlarında yani yürütmenin aldığı bütün kararlarda tek adamın, tek kişinin hırsı, ihtirası, duygusu, artık kendi tek şeyiyle, aklıyla verdiği kararlarla yönetilen bir ülke noktasında, bir parti devleti olma noktasında. Yani işte bir kongre yapıldı. Kongreye girmeden önce aslında şu şeye de girmek lazım, belki konuşmak lazım. Sen sorun da içerisinde bu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi. Evet, şimdi onu da değerlendirelim istiyorum. Yani evet. Çünkü Türkiye'nin kurucuları arasında yer aldı. İlk imzacılarından olduğu, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddeti kapsayan, yani buna karşı mücadeleyi kapsayan, kadının ailenin korunmasını kapsayan bir sözleşme. Yani bir anda, yani bununla ilgili zaten tartışmalar da vardı ülke gündeminde, siyaset gündeminde, ancak bir anda sözleşmeden imza çekildiğinin açıklanması çok büyük tepkilere de neden oldu. Ülke genelinde ciddi eylemler, basın açıklamaları ki hala da devam ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden imza çektik İstanbul Sözleşmesi'nden? Yani hükümetin bu noktadaki amacı ya da sebebi neydi sizce? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Sevgili Gizem, yani sen de söyledin. Yani hükümet, bu hükümet. Şimdi ben elimde şeyi de getirdim. Kanun, o sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsun kanun olarak geldi. Evet. Ve yürürlüğe girdi. Onaylandı ve yürürlüğe girdi. O kanunu getiren imzacı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan, imzaladığı tarih, yani o kanunun meclise geldiği tarih 18 Kasım 2011. 2011, evet. 11 Kasım'da gelmiş, 18 Kasım'da havalesi yapılmış komisyonlara. Kanunun gerekçesi şu, gerekçesini uzun uzun okumayacağım, son cümlesini okuyacağım. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne taraf olunmasının ülkemize ilave bir yük getirmeyeceği ve ülkemizin gelişen uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan altında Bakanlar Kurulu dönemin bütün bakanlarının imzalarıyla ülkemizin saygınlığına olumlu katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir diyerek bir kanun getirdiler. 6251 sayılı kanun. Bu kanun mecliste onaylandı ve sözleşme yürürlüğe girdi. Evet. Şimdi 19 Mart tarihli karar ile Cumhurbaşkanlığı kararı ile, herkes karıştırıyoruz o Cumhurbaşkanlığı kararı nedir, kararnamesi nedir? Cumhurbaşkanı kararnamesi başka şey, kararı başka şey. Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Yazın oğlum diyor. Şu ben şu şeyden sözleşmeyi feshediyorum diyor. Anayasadan gelen yetkim var diyor benim. Yazın yazısını bana getirin diyor. İşte oradaki kalemde sekreterle yazıyor ona. Getiriyorlar, imzalıyor. O Cumhurbaşkanı kararı oluyor. Kararname kanun hükmünde olan kanuni bir düzenleme. Evet. Eğer bir
kanunla sınırlanmış bir düzenleme yok ise Cumhurbaşkanı'nın görev yetki alanının içerisinde idari karar. Konularda kararname de çıkarabilir ama bu karar Cumhurbaşkanı kararı. 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. Adı İstanbul Sözleşmesi'nin yani İstanbul diye biliniyor. Evet. Türkiye'de İstanbul'da ve Türkçe yazılmış. Sonradan İngilizce ve Fransızca çevrilmiş bir sözleşme. Ve bu biliyorsun Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi. Avrupa Aynen. Konseyi Avrupa Birliği ile aynı anlama gelmiyor biliyorsunuz. Evet. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği de Avrupa Konseyi'nin bir üyesi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin de bulunduğu bir konsey. Konsey üzerinden işte bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var, Türkiye'nin imzacı olduğu. İşte bu İstanbul Sözleşmesi dediğimiz kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair sözleşme. Şimdi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı ve kararıyla kanunlaşmış 6251 sayılı kanunla kanunlaşmış olan bir sözleşmeyi Cumhurbaşkanı tek kişi feshediyorum diyor. Hani çekildi, fesh oldu falan demagojisine girmeyeceğim. Çünkü sözleşmede fesih diye geçer. Yapılan işlem fesih işlemi. Evet. Dolayısıyla bu bir kere başlı başına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir saygısızlıktır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz yasama organına, yani milletin iradesine, milletin egemenliğine saygısızlıktır. Yetki ihlalidir. Bir, anayasaya aykırıdır. Bu hem idare hukukuna, anayasaya ve aynı zamanda tabii milletler arası hukuki sözleşmelere, milletler arası hukuka aykırı bir durum olduğu çok açık. Cumhurbaşkanı ben kararnameden işte 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinden yetki alıyorum. O yetkiyle bunu yapıyorum. İşte anayasanın 90. maddesinde bu tanımlı oradan aldığım güçle bu sözleşmeyi çekiyorum diye. Bunu yapamaz. 6251 sayılı kanun ile yürürlüğe giren bir sözleşme ancak ve ancak yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla, kararıyla, kanunla yürürlükten kaldırılabilir. Hukukta böyle bir şey vardır. Hukuki çok genel bir kuralıdır bu. Bir mevzuat hangi hiyerarşik ve kurumsal düzenleme, yasal düzenlemeyle nereden çıkmışsa aynı süreçte, aynı merciden alınan kararla ancak ortadan kaldırılabilir. Meclis bu kararı almış, kanunlaştırmış. Cumhurbaşkanı ben kaldırıyorum diyor. Anayasada bu yetkim var diyor. Böyle bir yetkisi yok. Kaldı ki anayasanın 104. maddesi ile temel hak ve özgürlükler konusunda bir kararname, bir kanun, kanun hükmünde kararname düzenleyemeyeceği, Cumhurbaşkanı'nın görev yetki ve sorumlulukları maddesidir bu 104. madde. Orada bu tanımlıdır. Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler konusunda bir kararname, bir karar, bir fesih, bir şey, bir işlem yapamaz. Çünkü anayasa temel hak ve özgürlükler konusunu Cumhurbaşkanı'nın şahsına değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir o yetkiyi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu başlı başına anayasaya aykırı bir durum. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi bir temel kadın ve aslında cinsiyete dayalı şiddetin ve evet. Çocuğa yönelik şiddetin ve yani daha doğrusu insanın cinsel tercihleri bir anda toplumsal cinsiyet eşitliği bir anda bunları koruyan bu hakkını bir insan hakkı olarak görüp koruyan kollayan bir sözleşmedir bu ve bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saygınlığına olumlu katkıları bulunacak diyen Sayın Cumhurbaşkanı bir gecede bir imzayla bundan ben çekiliyorum diyor yetkisini aşarak. Tabii bu bence bu yapılan işlem yok hükmündedir. Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne Cumhurbaşkanı kararıyla alınan karar bildirildi. Dolayısıyla onlar aldıkları bildirime dayalı olarak Temmuz'a kadar 3 aylık bir süre içerisinde bir çekilme şeyi var. Ama hukuki bir temeli de olmadığını düşünüyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi, kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi bir demokrasi belgesidir. Bir insan hakları belgesidir. Temel hak ve özgürlükleri tanımlayan, koruyan, kollayan bir belgedir. Aynı zamanda 6284 sayılı bir kanun var.
bu sözleşmeden sonra Türkiye'de kadına yönelik şiddeti koruyan bir kanun. Bu 6.284 sayılı kanunun dayanağı İstanbul, İstanbul Sözleşmesi. Evet. Dolayısıyla dayanağı bir sözleşme olan bir hukuki birbirine zincirleme ilişkili olan bir üst hukuk ve onun ona dayalı bir iç hukuk şeyi var, mevzuatta kanun var, yasası var. Bu kanun olduğu sürece sözleşmeden de normalde çıkamazsın. Bu kanun önce bir kere yani bir de tabii lazım. Şu var yani hani kanunun burada dayanağı olan bir sözleşme yok ediliyor. Tarikatlar, cemaatler, burada kadına verilen eşitlik ve onun yaşam hakkı, onun şiddete karşı erkeğin şiddetine karşı onu koruyan devlet anlayışından rahatsız olan tarikatlar, cemaatler, onların getirdiği bir düzenleme. Dolayısıyla İnsan Hakları Sözleşmesi'nden bu şekliyle çekilmek aslında kadına yönelik şiddetle mücadeleden vazgeçmek anlamını taşır. Yani baktığınızda bu anlamı taşıyor. Yani evet. Ben bundan feshediyorum. Ki 6.284 sayılı kanunda da değişiklik yapılmasının da önü açılıyor. Yani dayanağı şimdi olan zaten sözleşmeden. Aynen oraya geleceğim. Yani bu dayanağı olan uluslararası sözleşmeyi siz ortadan kaldırdığınızda artık kanunda üzerinde rahatlıkla oynayabileceğiniz kadına yönelik şiddeti ve her türlü tecavüz ve kadının haklarının gasp edilmesini önleyen düzenlemeler, kadın dışında toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel tercihler adına ne derseniz deyin temel hak ve özgürlükler anlamında ben bunları ihlal edebilirim anlamını taşır. Evet. Bu sözleşmeyi. O kanunda da değişiklik. Zaten bundan sonraki aşamada o kanundaki kadını koruyan kollayan maddeler de yavaş yavaş ortadan kaldırılacak anlamını taşır. O sözleşme olmadığı için. Sözleşme varken bunu yapamazsınız. Çünkü sözleşmeye aykırı bir durum yaratır. Yani görünen o ki işte bizim hani diyorlar ya kardeşim bizim kanunumuz var. Biz kendi kanunumuzda zaten kadınımızı koruyoruz, kolluyoruz falan filan. O zaman niye feshediyorsun? Demek ki işine gelmiyor. Bunların hepsi bana göre hikaye. Yani işte burada bir yani bir karar alınırken sonuçta bir amaca hizmet eder bir karar. Ve dediğiniz gibi hani hükümet kanadından da bu tarz açıklamalar oldu. Yani işte mevcut kanunun zaten işte hani kadını aileyi koruduğuna dair. Ancak bu fesih kararındaki amaç ne? Yani hani asıl soru bu yani aslında. Yani işte söylüyorum ya kadına yönelik şiddetle mücadeleden vazgeçiyorum diyorum. Yani şiddet uygulanırsa da ben bundan rahatsız değilim diyor. Şiddete uğrayan kadını güvencesinden yoksun bırakacağım diyor. Evet. Şiddeti fıtrattan sayıyorum diyor. Yani o kadının fıtratında doğasında var diyor. Bunlar eşit olamaz diyor zaten yani. Ben o sözleşmeyi feshediyorum demek de bu anlam taşıyor. Devletin vatandaşını kadın erkek kim olursa olsun önce insan anlayışıyla insan temel insan hakkı ve özgürlükler anlamında koruma iradesine kabul etmiyorum diyor. Ona evet. Beni ilgilendirmiyor diyor. Kadınla erkeğin eşitliğini inkar ediyorum diyor. Örf, aile bütünlüğü, kutsallık adına kadının onurlu birey olma hakkını ben kabul etmiyorum diyor. Kadın otursun oturduğu yerde efendim evinden dışarı çıkmasın böyle çok diyorum ya. Evet. İğrenç şeyler de duyuyoruz. Aslında demokrasinin, demokratik hakların askıya alınmasıdır. Türkiye'nin maalesef şu anda içine sürüklendiği süreçte demokrasiden hızla uzaklaşılan, demokrasinin yerine otokrasinin, demokrasinin yerine tek adam yönetiminin, rejiminin daha da yaygın ve güçlendiği bir yönetime doğru evrilmesinden öte bir şey değil maalesef. Yani yürütme aslında yasamanın yetkilerini gasp etmiş durumda bu yapılan işlemle. Tabii bu böyle olmaz. Yani bununla ilgili bu sadece insan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mücadele sadece kadının mücadele alanı değildir. Bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımızın temel hak ve özgürlükler temelinde, ekseninde
mücadele etmesi gereken çok... Yani kadına şiddete karşı olmak için zaten kadın olmaya gerek yok. İnsan olmaya gerek var en başta. Diyorum, evet evet. Yani diyorum ya zaten bu buzdağının görünen bir kısmı daha önümüze kim bilir bu ve benzeri ne gibi cumhurbaşkanı kararları yani şimdi alıyorum bir A4 kağıt. Akşam evdeyim. Oturuyorum. Ya şu şey söyleyiver. İstanbul Sözleşmesi midir nedir? Yazıyorum onu. Bu sözleşmenin feshedilmesi diyorum. Atıyorum bir imza. Arkadaşlar şu kararı bir şey yapalım. Yayınlayın diyorum. Bu böyle bir şey. Yani bu böyle bir şey. O nedenle bu süreç anayasaya, hukuka, hukukun temel ilkelerine, hukuk devleti ilkesine, laiklik ilkesine, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerine her şeye aykırı olan bir süreç maalesef. Evet, şimdi diğer soruma da geçmek istiyorum. Aslında bu konular üzerine çok çok saatlerce zaten konuşulabilir, tartışılabilir. Ancak süremiz de güzel, var, belli tabii. Bir ama süremiz de var. Yani üzerinde ne kadar dursak azdır. Doğrudur, çok önemli konular. Evet, maalesef. Ama bir heyecanlıyım da bir taraftan tabii birçok sorum da var. Sizi de ilk kez konuk ediyorum. Vekil, şimdi hem Türkiye hem de İzmir gündemini ilgilendiren bir soruyla devam edeceğim. 30 Ekim'de İzmir'de bir deprem yaşadık. Evet, ki Türkiye'de daha önce de birçok acı şekilde depremler yaşandı. Türkiye bir deprem ülkesi, İzmir bir deprem bölgesi. Siz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deprem komisyonunda görev alıyorsunuz aynı zamanda. Bununla ilgili ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki deprem araştırma komisyonunda yürütülen çalışmaları sormak istiyorum. Yakın zamanda da bildiğim kadarıyla bu komisyonun İzmir'de bir programı oldu. Neler söylersiniz? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Yani özellikle İzmir depreminde birçok canı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani ne oldu? Ne aşamaya gelindi? Ya da eksik var mı? Yanlış var mı? İşte yapılması gereken ne? Hani siz bir anlatırsanız. Şimdi tabii yani deprem ve depremin zararlarını depreme karşı önlem alınması ve depremin zararlarının en aza indirilmesiyle ilgili bir araştırma komisyonu. Mecliste bütün siyasi partilerin önergeleri doğrultusunda ortak kurulmuş olan bir araştırma komisyonu ve bütün siyasi partilerin milletvekillerinin temsil edildiği komisyonun meclis kompozisyona bağlı olarak tabii ki bir araştırma komisyonu. Yani Türkiye'de yaşanan depremlerden artık bir ders alınması ve bununla ilgili hem yasama organının hem yürütme organının hem de mevzuatla yani yargı organının üzerine düşen görevler, sorumluluklar, olması gereken mevzuat düzenlemeleri, yasal düzenlemeler nelerdir? Organizasyonel ya da sistemsel sorunlar nelerdir? Depremin öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında alınması gereken önlemler nelerdir? Ve depreme bağlı tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Yürütmenin ne yapması gerekiyor? Yerel yönetimlerin görevleri, sorumlulukları neler? Bütün bunları masaya yatırmak üzere bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonda biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 milletvekili arkadaşımız. Evet. Bu komisyondayız. Benim dışımda İzmir'den Sevda Hanım Kılıç var. Sevda kardeşimiz var. İşte Gökhan Zeybek var İstanbul'dan. Ondan sonra Ulaş Karasu Sivas milletvekilimiz ve Müzeyyen Şevkin Adana milletvekilimiz. Kendi alanlarında herkes uzman. İşte birisi mimar bir arkadaşımız, bir arkadaşımız jeoloji mühendisi, bir arkadaşımız hukukçu, bir arkadaşımız inşaat mühendisi. Bendeniz yerel yöneticilik yapmış birisi olarak o sıfatla aslında komisyonda yer alıyorum. Bu çalışmalara katılıyoruz, katıldık. 17-18 toplantı yaptık, iki gezi, şehir gezisi yaptık. Bir Elazığ depremiyle ilgili Elazığ'a gittik, bir İzmir depremiyle ilgili İzmir'e geldik. Tabii ki hemen şunu söyleyeyim, yani depremde gerek İzmir depreminde son yaşadığımız, gerekse Elazığ, Malatya, gerekse bundan önce bu coğrafyadaki depremselliği
ve depreme dayalı riski çok yüksek olan Anadolu coğrafyasında bugüne kadar yitirdiğimiz bütün canlarımızı rahmetle anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Onların yakınlarına tekrar sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum bütün ulusumuza. Depremin hala travmasını üzerinden atamamış veya depremde yaralanmış, halen belki de tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Hiç yaşanmamasını diliyorum. Deprem aslında bir doğa olayı. Afet değil deprem. Depremi afet yapan insanın ta kendisi. Evet. Yani binayı sağlam yapmazsanız deprem afete dönüşür sizin için. Evet. Binayı doğru yerde yapmazsanız aslında doğa olayları insan eliyle afete dönüşüyor. Evet. Yanlış bir proje, yanlış bir işle yaparsanız veya sonradan binaya müdahalede bulunursanız deprem bir afete dönüşebiliyor. Yani o nedenle deprem öldürmüyor aslında. Öldüren hep inşaat denir, bina öldürür denir. Hani deprem öldürmez, bina öldürür denir. Ben ona daha geniş bir çerçeveden söylemek istiyorum. Deprem öldürmez, akıl ve bilimin yol göstericiliğinden uzaklaşmak öldürür. Çok çünkü doğru. Burada olay sadece bina değil. Sadece konut değil, her şey. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Yani insanın yarattığı, yaptığı her şey. Dolayısıyla komisyonumuz bunlara bakıyor. Ben en çok şundan rahatsızım. Aslında deprem komisyonu sanki sadece inşaat ve yapı odaklı karar alacak bir komisyonmuş gibi. Aslında özünde insan ve insanın bir sosyal varlık olarak sosyal özellikleri, nitelikleri, psikolojisi, sosyolojisi, bunu sosyal bilimler alanında da daha çok çerçevesi şeyi olan, konusu olan bir şey. Biz bütün kurumları davet ettik komisyona. Komisyon başkanı sağ olsun bizim önerilerimize de sıcak baktı. Hiç şeysiz, tereddütsüz bütün kurumlar, TÜMOP'a bağlı meslek odalarından tutun bütün kamu kurum kuruluşlarına, yani İçişleri Bakanlığı, AFAD, afetle mücadele, ondan sonra Sağlık Bakanlığı'nın kurumları, bütün bakanlıkların kurumları, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil olmak üzere, üniversiteler, hocalar, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek kuruluşları, aklınıza gelebilecek kurum kuruluş, hatta konu uzmanı bilim insanlarını bireysel şahsi gerçek kişilik olarak da davet ederek konu ele alındı. Sonuçta bir rapor şu anda üretiliyor. Toplantılarımız bitti. Bir ay uzatmamızı da aldık. İki şehir gezdik. Bu şehirlerde yapılanları gördük. Şu anda rapor yazılıyor. Biz rapora önerilerimizi sunduk. Rapora girmesi için. Dolayısıyla rapor yazım aşamasında, yakında bir taslak gelecektir önümüze. İzmir'e geldik, gördük. Elazığ'a gittik, gördük. Şunu da söylemem lazım. Mümkün olduğunca bu meseleyi bir siyasi oy devşirme, siyasi rant meselesi olmaktan uzak tutmaya çalıştık. Ama hep sanki oraya çekmeye çalışan, özellikle Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin olduğu bölgelerde yerel yönetimi sanki yok saymaya çalışan, görmezden gelmeye çalışan, yapılan işler hükümetin işte siyasal iktidarın başarısı gibi göstermeye çalışan ve burada iktidar muhalefet şeyini belirginleştirmeye çalışan bir anlayış olduğuna da şahit oldum açıkçası. Buraya da evet bir parantez açacağım. Yani yanılmıyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum İzmir'e geldiğinde bir toplantı olmuştu. Evet, ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri toplantıya davet edilmemişti. Şöyle oldu Gizemciğim. Yani o toplantının biliyorum ben Sayın Vali'ye de ben bunu sordum. Evet. Siz de tepki göstermiştiniz kendisi, hatta sosyal medyadan hatırlıyorum. Yani Sayın Vali bir açıklamada bulundu. Şöyle olduğu ifade edildi. İşte havaalanında Sayın Bakan'ı karşılamaya gidenler kimlerse onlar birlikte işte AFAD İzmir Vali, AFAD Çevre İl Müdürlüğü, İçişleri Bak, İzmir Vali, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi daha doğrusu kurumsal olarak öyle.
Oraya hep beraber gidilip orada toplantıya gelenler de katıldı. İşte karşılamaya gelen kim varsa onlar oraya geldi. Böyle bir şey olmaz. Kamuda bu tür resmi formal toplantılarda katılması gereken kişiler önceden belirlenir. O kişilerin dışında kim olursa olsun benim katılmam gerekmiyorsa ben dahil orada olamayız yani. Kim var? Vali Bey var. Masanın bir köşesinde oturmuş Sayın Vali. Sıtkı Kurum masanın bir kenarında, onun yanında Hamza Dağ, o da AK Parti'nin genel başkan yardımcısı. Evet. Şimdi yeniden MKYK'ya seçildi. Evet. Başarılar dileriz buradan Sayın Hamza Dağ'a da bu vesileyle. Hamza Bey var. Yani bu AKP'nin bir toplantısı mı? Bir sen milletvekilisin, orada toplantıyı idare eden bir çaba içerisindesin. Ben eleştiriyorum. Orada MHP'li milletvekili arkadaşlarım var, MHP il başkanı var. Hepsinin başının üstünde yeri var. Hiç ben onlarla ilgili siyasi bir şey yapma derdinde değilim ama yani eğer öyle bir toplantı olacaksa İzmir'deki depremin Tunç Bey Büyükşehir Belediye Başkanımız, onun derdi Büyükşehir'in bir takım alacağı kararlar var, işler var, işlemler var, bakanlıkla olan görüşmek için orada, ama öyle bir toplantı ortamı var ki fotoğrafa bir baktım garip, niye biz yokuz o zaman? Ben deprem araştırma komisyonundayım. Hatta evet. O toplantı da resmi de olsa, formal de olsa davet edilmesi gereken birisi olmam gerekir. Evet. Davet edilmemişim. Olabilir. İki kurum, Çevre Şehircilik İl Bakanlığı'yla İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı İlçe Belediyesi arasında yapılan bir görüşme olabilir. O bir şey demiyorum. Ben buna yönelik şeyimi serzenişte bulunduğumda sosyal medyada Hamza Bey'den bir şey çıkmış. İşte gelmek istediğinizde biz hayır mı dedik? Yani özürlü kabahatinden büyük. Bir kere benim muhatabım siz değilsiniz. Siz bir partinin genel başkan yardımcısısınız. İzmir milletvekilisiniz. Saygı duyarım. Görevinize bakın, yapın, iyi yapın, doğru yapın. Başka bir şey istemeyiz. Ama yani benim oraya katılıp katılmama serzenişimin muhatabı siz değilsiniz. Onun muhatabı Sayın Vali veya Çevre Şehircilik Bakanı. O toplantının davetini kim yapıyorsa, o toplantının hiyerarşik başkanlığını kim organize ediyorsa odur. Yani bu parti devleti mi ülke? Sen buna yanıt veriyorsan bakanı paspas ediyorsun. Sen Çevre Şehircilik Bakanı'nı paspas etmiş oluyorsun. Sayın Vali'yi paspas etmiş oluyorsun. Onları eziyorsun. Diyorsun ki davet et, yani gelmeyen oldu da, işte isteyen oldu da şey mi, biz mi hayır dedik? Evet. O evet veya hayır deme yetkisi sende değil, evet, ki. Hatırlıyorum. Yani böyle tuhaf bir durum. Şimdi bakıyorsunuz yıkılan binalar var depremde. Altında çok canlar yitirildi. Maalesef. Kaç? 107 mi? 107. 117. 116'ydı. 111 evet, arttı sonra. 117. Yani Allah kimseye yani yakını, evladı, anası, babası, kim olursa olsun, yani milletimize, ulusumuza böyle bir kayıp vermesin. Böyle bir acı vermesin. Şimdi binalar yıkıldı. Yerine binalar yapılacak. 7 tane proje alanı belirlenmiş. Rezerv alan deniyor. Olabilir. Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yanında bir rezerv alan var. Rezerv alan, gittik oraya da. Yani inanılmaz büyük bir alan. Deprem mağdurları için yapılan konutlar var. Alanın en kötü yeri oraya yapılıyor. O alanla ilgili de tabii tartışmalar var. İşte 5 kat, 5 artı 1 kat falan. Yüksek yapılaşma olmasın falan. Depremin olduğu, yıkılan binaların olduğu yerdeki yapılar 5 artı 1 kat. Niye 5 artı 1 kat? Yani yanında 8 kat var. Sen burada niye 5 artı 1 kat yapıyorsun? Yani yapamaz mısın daha yüksek? Folkart vesaire gibi orada çok yüksek gökdelen işte 30 kat, 40 kat, 50 kat yapılar var. Sen burada 5 kattan fazla vermem, 6 kattan fazla vermem diyorsun. Niye vermediğin sürece oradaki insanlar, mülk sahipleri mağdur oluyorlar. Onları çünkü oradan bir kısmını kurayla, kurada çıkmayanları rezerv alanına göndermek durumunda kalıyorsun. Bir mağduriyet yaratılıyor. O insanlara soruldu mu? 2 artı 1 daireler var. Yani o insanlar 2 artı 1 dairede nasıl yaşar? 3 artı 1, 4 artı 1 evinde daha önce otururken. Yani o insanların aile yaşantı
alışkanlık, yaşam alışkanlıklarına niye bakmıyorsun, niye sormuyorsun? Elazığ'da da aynı. Elazığ'da da hiç kimseye sormamış. Ben yaptım, oldu. Maalesef TOKİ'nin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tarzı bu. Yani kimseye danışmak, işte sözde bir araya gelinip orada bir bakan şeyiyle, bakana saygı, bizde, bizim milletimizde bu kültür vardır yani. Bir bakan, bir devlet büyüğü olduğunda vatandaşımız el pençe divan durur, saygısızlık diye düşünür yani, bir şeye itiraz etmek var. Bu toplantıda böyle olmaz zaten yani. İlgililer bir araya gelirler, toplantı yaparlar. Böyle yani halkın düşüncesi, ihtiyaçları, görüşleri alınmadan yapılmış, gerçekten çok niteliksiz konutlar yapıldığına da şahit olduk Elazığ'da. Burada da benzeri. Bu şey beni çok üzmüştür. Çok hala onun acısını yaşıyorum. Rıza Bey Apartmanı. Orada 37 can yitirdik o apartmanda. Yani çocuklar, bir aileden 4 tane çocuk, anneleri de dahil 5 kişi can verdiler. Yani diyorum ya, Allah kimseye o acıyı yaşatmasın. Şimdi o çocukların anne babaları acı içerisinde. İstiyorlar ki park olsun, istiyorlar ki parkta depremi anlatan, bu yaşananlar bir daha yaşanmasın diye, herkese şey olsun, ders olsun diye, bir müze gibi, bir bunun şeyleri, gerçekler ortaya çıksın. Ona da yanaşılmadı. Park olsun istedik. Önce bakan geldi, açıklama yaptı. Park yapıyoruz. Tayyip Erdoğan geldi, alan üzerinde orada bir açıklama yaptı. Burası o alan dedi, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın alanı park olacaktır falan filan. Hiç park mark olduğu yok. Önüne bir tane numunelik bir anıt koyacaklar. Olan o yitirdiğimiz çocuk, evlatlarımız, canlarımız, onların şeyi yani hatırlanmak istenmiyor, unutulmak isteniyor. O Rıza Bey Apartmanı'nda yani yerle bir olmuş yapıda çok acı şeyler var. Yani insanın vicdanını kanatan şeyler var. Evet. Evini bundan önceki depremde orası ağır hasar görmüş. Bayraklı Belediye'miz orayla ilgili rapor tutmuş. Tabii depremin ardından birçok raporda bina yöneticisine imzalatmış, elden teslim etmiş, uyarmış, demiş ki bak bu bina mutlaka deprem risk analizi yapılması lazım. Bu bina bizim tespitlerimizde yüksek riskli görünüyor. Her an bu riski taşıyor. Siz bu binanın deprem risk analizini resmi olarak, çünkü Bayraklı Belediyesi'nin raporunun resmi bir uygulanabilirliği yok. Yok. O insanlar onu örtbas ediyorlar, raporu. Güçlendiriyoruz diye epoksiyle işte çatlaklar, şeyler falan dolduruluyor, ediliyor. Güçlendirdik diye bir rötuş yapılıyor. Ve o binadan kaçan kaçana, evini satanlar, satarken o binada ev alan, ki o çok 4 çocuk, anneleri falan ölen kardeşlerimiz o bina sağlam diye almışlar. Kimse o binayı satan insan alanlara ya bak bu binada böyle bir sorun vardı dememiş. Yani anlatabiliyor muyum? Çok acı. Çok acı şeyler var. Bu hepimize ders olması lazım. Vicdani bir sorumluluk. Ve öyle o bina yıkıldı. Göz göre göre o canlar o binanın altında kaldı. O nedenle park meselesi ayrı. Onunla ilgili park olsun diye oradaki o aile, Hüseyin kardeşim, onun şeyleri, abisi, kardeşleri falan park olması için mücadele ediyorlar. Yine bir toplantı yapacaklar herhalde yakında. Deprem böyle bir şey. Yani şimdi bakalım. Yani bunun çok boyutu var. Deprem sonrası, deprem öncesi. Bunları bu komisyonda tartıştık. Bakalım raporla mevzuata yönelik, düzenlemelere yönelik, bir daha yaşanmaması için yapı stoğu, yapı envanterinin belirlenmesi, dayanıksız yapıların bir an önce dönüşüme girmesi, vatandaşın mağduriyetinin de yaşanmaması. Bir şey daha söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Meclisimizde bizim bir karar alındı. Evet. Onu söyleyecektim ben de şimdi. 98 yönetmeliği öncesi yapılmış yapıların mevcut bütün inşaat hakları, inşaat alanı korunarak
yıkıldığı takdirde yeniden yapılabilmesi. Evet, riskli binaların ve 98 yönetmeliği sonrası bugüne kadarki yapılmış binaların da ağır hasarlı ve yıkılması gereken orta ve ağır hasarlı binaların da yıkıldığı takdirde aynı inşaat alanı hakları yani korunarak yapılması. Yani vatandaşı aynı zamanda işte mağdur etmeden. Çünkü şöyle bir durum var. Yani 98 yönetmeliği öncesinde yapılmış veya sonrasında yapılmış bir yapı var diyelim. Ama sonra bir imar plan değişikliğiyle o yapının diyelim yükseklik hakkı 8 kattı, 5 kata düşmüş. Ya da inşaat alanında işte çekmeler var. O çekmelerle alan kaybı ve hacim kaybı oluyor. Yoğunluğu arttırmayacak ama o hacim kaybını da yaratmayacak inşaat hakkı ruhsatı verilmesiyle ilgili büyükşehir bir karar aldı. Evet. Bu kararı almadan önce Sayın Bakan'la da görüşme de yapıldı. Ona da makul gelmiş bir karar. Biz en son komisyonda Çevre Şehircilik Bakanı'yla toplantıda ben bunu sordum. Büyükşehir Belediye'mizin aldığı bu karar var. Bunu bütün şeylerde uygulasak nasıl olur diye sorumu bitirmeden o öyle bir karar olamaz. O temenni karardır, tavsiye karardır. Durun bakalım biz daha henüz bir karar vermedik o konuda. Onaylamadık henüz demez mi bana? Yani işte Türkiye aslında özellikle imar konularında, özellikle bu gibi kent halkının gerçek sorunlarına yerel yönetimin yetkisini merkeze kaydıran, yerelden ademi merkeziyetçi bir anlayıştan merkeziyetçi bir anlayışa doğru her gücü elinde toplamaya çalışan, neredeyse yakında Rıza Bey apartmanındaki bilmem şeyin çekme mesafesinin ne olması gerektiğini Cumhurbaşkanı karar verecek falan ya. Yani. Tek adama doğru, her şeyi tek adama. Böyle bir şey olamaz artık. Yerelin yetkisi ki biz Avrupa Yerel Özellik şartına imza atmış bir ülkeyiz. Belli maddelerine çekince koymuş olmakla birlikte yerelin bu imarla ilgili kentin ekonomik, sosyal yapısıyla ilgili yerelleşmenin gereği olan uygulamaları yapmaz. İşte o da mesela bir söz, o da bir sözleşme, uluslararası bir sözleşme, evet. Bir şart. Maalesef merkeze doğru her şeyi çekmek, Çevre Şehircilik Bakanlığı resen imar planları yapıyor, resen istediği gibi istediği yer. Geliyor burada TOKİ. Çevre Şehircilik Bakanlığı, bir adaletsizliği daha söyleyeyim size, deprem evet. Deyince rezerv alanı belirlendi. Bayraklı Şehir Hastanesi hemen yanında. Rezerv alanı nedir? İşte bir ihtiyaç duyulduğunda kentin yeni bir konut alanı olarak ben burayı belirledim dedi. Evet. Bunu belirleyen Çevre Şehircilik Bakanlığı. Büyükşehir Belediyesi'ne sormadı bile nereyi yapalım, nasıl olsun, nasıl bilsin. Kendisi resen burası rezerv alan dedi. Bu yerelin imar hakkına bir şeydir bu aslında. El koymadır. Evet. Darbedir. Bir ikincisi Elazığ'da var benzeri bir durum. Yaklaşık 50 hektar, 55 hektar civarında bir alan. Rezerv alan. Rezerv alan işte bu gibi durumlarda ihtiyaç duyulan. Elazığ Belediyesi'ni şimdi buradaki rezerv alanı kendinde tutuyor bakanlık. Mali hazinesinde tutuyor. Büyükşehir'e veya ilçe belediyesine vermiyor, devretmiyor ihtiyaç halinde kullanılması adına. Elinde tutuyor ve burada yarın bir gün oradan ciddi rantlar da çıkacak. Yani bir takım müteahhitler orada büyük rantlar peşinde oralarda inşaat yaptıracaklar. O da öyle görünüyor. Elazığ'da ise belediyeye vermiş, kendi belediyesi ya tamamını. Belediye başkanı kendi sorumunda diyor ki, biz diyor rezerv alanda diyor yaklaşık işte villa tipi konutlar yapacağız. Oradan beklentimiz 500 milyon liranın üzerinde bir gelir beklentimiz var. Onunla da kentsel dönüşüm harcamalarında kullanacağız diyor. Bir dakika dedim ya siz rezerv konutlara, rezerv alanlara villa nasıl yaparsın? Oralar toplu konut veya insanların, toplumun, halkın, mali hazinesinin arazileri oralar. Yani nasıl yaparsınız böyle bir şey? Bütün anlayış bu. Yani maalesef bunları yaşadık, gördük. Komisyonun raporunun hiç olmazsa bu tür
siyasi müdahalelerden uzaklaştırıp akıl ve bilimin yol göstericiliğinde deprem ve afetlere karşı bir durum ortaya koymak noktasında başarılı oluruz diye diliyorum. Şimdi depremden bahsettik. Doğa olaylarının insan eliyle afete dönüştürüldüğünü söyledik. Bir de şöyle bir tehdit var şu an karşımızda. Bir susuzluk sorunu, bir kuraklık sorunu. Evet, İklim değişikliğiyle birlikte gelen işte düzensiz, verimsiz yağışlar, su israfı gibi birçok nedenden dolayı bir hani susuzluk problemimiz var. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanı'nın da açıklamaları oldu. Yani özellikle 3 büyük şehir İzmir, İstanbul, Ankara belli bir süre barajların doluluk oranına göre yaptığı değerlendirmede belli bir süre suyu kaldığını söyledi. İzmir'de de geçtiğimiz günlerde bununla ilgili çok önemli bir zirve oldu. Evet. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 11 il belediye başkanının bir araya geldiği, birçok akademisyenin, birçok temsilcinin, birçok meslek odasının bir araya geldiği bir su zirvesi. Kentlerde su sürdürülebilir su politikaları. Su yönetimi, evet. Evet, su yönetimi politikaları. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu zirveyi? Bir de şöyle soracağım. Aynı zamanda hocam ziraat de mühendisiniz siz. Hani suyla, tarımla iç içe yıllarca bu alanda da çalışmalar yapmış, bilgi birikimine sahip olan bir isimsiniz. Evet, hani evet, siyasi evet. Kimliğinizin yanında. Hani sizden bununla ilgili bir değerlendirme istiyorum. Evet, evet. Tabii ki aslında bir yerden başlayıp öyle bir giderim ki tam ders verir gibi ama yapmayacağım. Su gerçekten yüzyılımızın, önümüzdeki yüzyılın susuz yaşanmaz bir kere, bunu görmek, bilmek lazım. Yani şu su olmasa, şu suya erişemesem yaşama şansım yok. Bitkinin de yok, insanın da yok, hayvanın da yok, hiçbir canlının yaşam şansı yok. Su yoksa yaşam yok. Bu kadar net. Şimdi dolayısıyla su böylesi bir insani, yaşamsal önemi var. Gittikçe de hem ekonomik hem jeopolitik öneme haiz bir meta haline dönüşüyor. Su bir varlık olarak tanımlarız, doğal varlık, ama gittikçe doğal kaynak haline dönüşüyor. Yani ekonomik değeri olan, alımı satımı ticari şeyi olan bir meta haline dönüşüyor maalesef. Su dünyada küresel ısınmaya, iklim değişikliğine bağlı olarak bazı uzmanlar iklim değişikliği yok, bu periyodik bir değişimdir diyor. Evet. Yer küre işte ısınma, soğuma, ısınma, soğuma. Evet. Periyodik dönüşümü, sinüzoidal eğriyi sürekli yaşar. Şu anda ısınma döneminde yer küre falan deniyor. İşte ama bakıyorsunuz öyle değil gerçekten. O doğruluk mutlaka öyle, büyük oranda öyle, ama insan eliyle de küresel ısınmaya ciddi bir katkı var. Evet. Nasıl bir katkı? Fosil yakıtları yer altında milyonlarca yılda yakıta dönüşmüş, petrol olmuş, kömür olmuş, doğalgaz olmuş yakıtlar var. Karbondur. Yani canlı organizmanın, organik maddenin, ki biz insan olarak bir organik materyaliz. Şu tahta organik bir materyal. Karbon. Alaşımı karbon. Bütün canlıların ana maddesi karbondur. Dolayısıyla canlı popülasyon, özellikle ağaçlar, özellikle ormanlar ne kadar çok, ne kadar yoğun olursa atmosferdeki karbonu o kadar çok orada tutmuş olursun. Evet. Karbonun bir döngüsü var. Karbon artmıyor, azalmıyor. Döngüsü var. Ama yer altında hapsolmuş karbonu siz yer üstüne çıkardığınızda o döngüye sürekli ilave karbon katıyorsunuz. Bir de ormanları yok ettikçe ağaçların karbonu atmosfere sürekli döngüye giriyor. Atmosferdeki karbon oranı yükseldikçe de yeryüzüne gelen güneş ışını yansımayla, nasıl seranın içinde olduğunuzu düşünün, cam bir seranın içinde. Güneş ışını seraya giriyor. Hem ısı hem ışık veriyor. Isı enerjisi de giriyor seranın içine. Ama cam yüzünden ısı enerjisi dışarı çıkamıyor. Cam hapsediyor. İşte o cam yerine atmosferde karbon olduğunu düşünün. Cam gibi karbon ısının dışarı gitmesini engelliyor, bir battaniye gibi.
Dolayısıyla yer kürede ısınma oluyor. Bu ısınmaya dayalı özellikle Atlantik Okyanusu'nda bir şey var. Gulf Stream denen bir akıntı var. Bu akıntıda düzen, akıntının düzeni işte soğuk ve kutupla ekvator arasında olan bir akım bu. Gulf Stream akımı, akıntısı. Buradaki soğuk sıcak dengesi değiştiği için atmosferdeki hava hareketleri inanılmaz değişken bir hal almaya başladı. Yağış düzensizliği biz gittikçe yaşıyoruz. İşte geçenlerde bir sel yaşadık İzmir'de. Evet. Bir yıllık yağışın neredeyse dörtte biri bir günde yağdı. İzmir'i ne hale geldik. Aynen. İşte geçen de yine hortum yaşandı İzmir'de. Hiç görülmeyen bir şekilde. İşte bir iki yılda olan felaketler. Alaçatı'daki hortum falan. Yani işte bakıyorsunuz Atlantik Okyanusu'nda Amerika'yı vuran hortumlar. Yani yağışlardaki düzensizlik. Mart ayındayız. Kar yağıyor. Bugün kar yağıyordu. Ben Kemalpaşa'daydım. Çisi yani sulu sepken kar yağıyordu. Yani Mart'ın sonu Nisan'a geliyordu nerede. Dolayısıyla bu yağış düzensizliği yeraltı sularında suyun da bir döngüsü var. Su da işte buharlaşmayla atmosfere çıkar. Yağışlarla döner. Bitki yüzeyinden terleme olur, toprak yüzeyinden terleme olur, buharlaşma olur, açık su yüzeyinden buharlaşma olur vesaire. Çok detayına girmiyorum ama su da bir döngüsü var. İşte o döngü allak bullak olmuş durumda. Karbon döngüsü gibi su döngüsü de allak bullak olmuş durumda. Ve yağışlar o kadar düzensiz bir halde ki aslında düzenli bu coğrafyanın iklimin ihtiyaç duyduğu yağışı döneminde zamanında alan, karı dağlarda zamanında alan, ki kar bizim yazın akan su kaynağıdır. Kar suyu. Kar olmazsa, bir kışın kar yağmazsa o akan sulardaki su kuru gittikçe debi düşmeye başlar. Çünkü kar yavaş yavaş erir ve eridikçe akiferi yer altındaki suyu besler ve akan suya dönüşür vesaire. Dolayısıyla su çok temel bir sorun haline geliyor bu düzensizlik nedeniyle. Yani küresel ısınma, iklim değişikliği ve su. Evet. Özellikle suyun burada %70'in üzerinde, bizim ülkemizde %73 civarında kullanımı tarımsal amaçlı kullanılıyor. Onu soracaktım şimdi. Evet. Özellikle bu kısmı sormak istiyorum size. Hani biraz önce bahsettiğimiz su zirvesinde de zaten hani tarımda hani en çok suyun kullanıldığı bir vahşi tüketim olduğu çok gündemdeydi, konuşuldu. Şimdi tabii vahşi tüketim demek, yani ben o ifadeye katılmıyorum çok fazla. Şöyle, bizim daha çok suya ihtiyacımız var tarımda. Yani şu anki su tüketiminden daha çok su tüketmeye ihtiyacımız var. Daha çok verim alabilmek, daha çok üretebilmek için. Doğru yönetimi yani. Yani popülasyonun ihtiyacı olan bitkisel üretimi sağlayabilmeniz için. Çünkü özellikle meyve ve sebze susuz yetişmez. Evet. Su yoksa sebze yetiştirme şansınız hemen hemen yok denecek kadar azdır. Çok verimsiz, çok yalız ve toplumun ihtiyacını karşılamayacak. Dolayısıyla meyve yetiştireceksiniz, sebze yetiştireceksiniz, suya ihtiyacınız var. Tabii ki su ihtiyacı, su tüketimi asgari olan bitki çeşitlerine, her türün kendi içinde çeşitleri var. Su tüketimi en az olan çeşitlere yönelik bir takım çalışmalar mutlaka yapmak gerekiyor. O konuda hemfikirim. Ama tarımsal üretimde bir de şöyle bir şey var. Vahşi sulama. Yani vahşi sulama tabii abartılı kullanılması iyi bir şey. Çünkü sulamada tasarrufu teşvik eder. Evet. Ama şunu da söylemem lazım. Yani ben özellikle tarım makineleri teknolojileri mühendisliği bölümünde akademisyendim. Evet. Dolayısıyla sulama sistemlerinin işte bu sprinkler, mini sprinkler, damla sulama, toprak üstü damla sulama, toprak altı damla sulama, işte karık usulü sulama, işte tava usulü sulama gibi açık yüzey sulamaları, bunların aralarındaki ilişkiler, su tüketim ilişkileri konusunda yapılan araştırmaları kendim de yaptım. Kendi takip ettiklerinde oldu. Sanki damla damla su tüketiyor. Öbürü söyle vahşi böyle veriyorsun oluk oluk su. Şimdi ikisi arasında damla ve oluk oluk giden suyu karşılaştırıyor insan. Ya ne kadar çok fark var ya. Bundan vazgeçelim, bu olsun. Doğrudur.
yüzey sulama buharlaşma oranı en yüksek olan, aslında tam tersi, pardon düzeltiyorum, damla sulamada daha çok buharlaşma olur. Ama suladığınız su, sonuçta yüzey sulama da yapsanız, vahşi suyu verseniz de o sonuçta toprağın altına gidiyor. Yani toprağın ve yeraltı suyunu yine besliyor. Ya o suyun tamamı yok olup gitmiyor. Evet. Bitki ihtiyacını kullanıyor, olmayan toprak altına gidiyor. Toprak yüzeyinden buharlaşma oluyor. İkisi arasında su sarfiyatı açısından, su tüketimi açısından damla sulama %60 civarında bir tasarruf sağlıyor. Hepsi bu kadar. Yani öyle inanılmaz büyük bir uçurum falan yok. %60, %50-60 tasarruf sağlıyor. Kaldı ki siz bir damla sulama borusundan damla damla suyu verdiğinizde, su damla olarak daha toprak yüzeyine değdiğinde o sıcakta buharlaşıyor çoğunlukla. Toprak yüzeyinde değil, toprak altında damla sulama hortumlarını koymanız lazım. Damla sulamayı sürekli vermeniz lazım. Onun enerji sarfiyatı da var. Çünkü basınçlı bir sulama sistemidir damla sulama. Gibi, yani enerji, su tüketimi, su debisi ve bitki su ihtiyacının karşılanması ilişkilerine baktığınızda dikkatli olmak, hassas olmak. Yani tarımsal üretimi öyle bir anda allak bullak edecek kararlar almadan önce bunların hepsinin dikkatli, bilimsel bir şekilde ortaya konması lazım. Tarımsal sulama dışında bizim içme ve kullanma suyu olarak sanayide ve konutlarda kullandığımız su tüketimimizde %30'a yakın, işte 25-26 düzeyinde bir su tüketim var, evet, Türkiye'de. Bunun yönetimi, bunun tasarruflu kullanımı, yani ben en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. Herkes işte yok güneş enerjisi der, yok rüzgar enerjisi der, hidroelektrik falan. En temiz enerji tasarruf ediyorsunuz. Şu kadar, tabii biz stüdyodayız, bunun enerjisi şeyi olmaz tasarruf, ama evinizde iki ampul yerine bir ampulle eğer oturabiliyorsanız bir ampul yakın, bir ampulde %50 tasarruf etmiş olursunuz. Evet. O ampul, tasarruf ettiğiniz enerjiyi tüketmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla üretme ihtiyacı da duymuyorsunuz. En temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. En temiz su da tasarruflu kullanılan sudur. Sudur diyorsunuz. Diyorum. Suyun yönetimi yerel yönetimler için azami önemlidir. Büyükşehir belediyelerimizin, 11 büyükşehir belediyemizin yaptığı çok kutsal bir iştir. Bir de su manifestosu. Son derece akılcı, başarılı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e buradan, onların özellikle girişimiyle koordinasyonunda yapılan bir iş olduğunu tahmin ediyorum, biliyorum. Evet. O nedenle bu girişim dolayısıyla sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü içme ve kullanma suyunun ve kentin, aslında artık büyük şehirler kırsal alandan da sorumluluk sahibi, suyun her şekilde kullanımında, yönetiminden sorumluluk sahibi oluyorlar. Yani devlet su işleri dışında. O nedenle yönetimini tasarrufu azami düzeyde kullanılmasını, gerek evsel, gerek sanayi kullanımında, gerekse de efendim şeyde tarımsal üretimi kullanımının yönetimine dair bir manifesto, bir ortak tavır içerisinde olmaları son derece bence mükemmel bir iş olmuştur. İl belediyelerimiz de katıldı. İlçe belediyelerimiz, evet, de bu yönetim, geniş su yönetiminde mutlaka paydaş oldu, olacaklardır. Ama şunu söyleyeyim. Su bir siyasi mesele de değildir. Sadece Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri veya sadece Cumhuriyet Halk Partili il belediyeleri, ilçe belediyelerinin su yönetimini biz böyle yapıyoruz demesi de yeterli olmayacaktır. Çünkü su dediğimiz varlık bir havza bazında ele alınması gerekir. Örneğin Gediz Havzası, evet, örneğin Küçük Menderes ya da Bakırçay Havzası. Yani yağışla gelen suyun biriktiği, onun nehri vardır, nehre gelir, oradan denize, evet, akar veya bir göle akar. Havza bazında, o havza içerisinde yer alan bütün yerel yönetimlerin el ele verip yönetimi, su yönetimini sağlaması gerekir. İşte başarı o zaman, evet, mümkün olur. Zaten Türkiye'de bir su manifestosu açıldı. Bütün Anadolu'da
bütün Türkiye coğrafyasında evet. yerel yönetimlerin siyasi parti gözetmeksizin nabza bazında işbirliğini ve suyun yönetimini sağlamaları en doğru yöntem olacaktır. Bunu Tunç Bey'le de konuştum. Bunu Sayın İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'na da söyledim. Bunu Sayın Seyit Torun yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza da, hatta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla yan yana oturuyorduk, ona da söyledim. Zannediyorum süreç oraya doğru mutlaka gidecektir. O konuda yetkililerimiz, partimiz ve büyükşehir belediyelerimiz de mutlaka bir yol kat edeceklerdir diye diliyorum. Vekilim hemen diğer soruma da geçeyim. Süremizin de sonuna geliyoruz. Sayın Soyer'den de bahsetmişken şöyle de bir şey sormak isterim. Siz bu kentte belediye başkanlığı, yani yerel yöneticilik görevinde de bulunmuş bir evet. isimsiniz. Aynı zamanda kaç dönemdir bir milletvekilliği göreviniz de var partide. Örgütten de gelen bir isimsiniz. Daha önce Aziz Bey 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı partinizin. Bu dönemi de gördünüz. Evet. Şu an Tunç Bey de 2 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyor. Siz hem partinin bir milletvekili, hem bir İzmirli, hem yerel yöneticilik yapmış bir isim olarak nasıl değerlendirirsiniz bu 2 yıla, kısaca bahsetsek? Yani şimdi tabii ki Tunç Bey benim sadece yerel yöneticilikten değil, öncesinden de tanıdığım Van Anadolu Lisesi'nde benden 3 sınıf, 3 yaş büyük bir abimdir aynı zamanda. Bizim yetiştiğimiz kültür, eğitim, kültür ortamı aynıdır, ortaktır. Dolayısıyla öyle bir ekolden, okuldan yetişmiş iki arkadaşız, kardeşiz, abi kardeşiz. Bunu söylemekte önce fayda görüyorum. Tunç Bey'in, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın görevine ve yetkisine saygı ve hürmetle ifade ederek söylemek istiyorum. İzmir'de belediye başkanı adaylığı döneminde ortaya koyduğu vizyon, İzmir'in hem tarihsel, kültürel kimliğini kazandırabilmek, yani İzmir'in İzmir olduğunu, İzmir'in sıradan bir şehir değil, geçmişiyle bugünü ve bugünden de yarına işte Doğu Akdeniz'in incisi, dünyanın aslında göz bebeği bir il olduğunu, bir coğrafya olduğunu, bu vizyonla geldiğini biliyorum. İzmir'i dünya kenti yapma vizyonu ve çabası bence çok başarılı bir şekilde sürüyor. İzmir'in dünyanın gidişatını görerek, bilerek, az önce konuştuk işte küresel ısınma dedik, iklim değişikliği dedik, su dedik. Evet. Yani dünyanın nereye gittiğini görerek ve bilerek, tarım dedik, gıda diyoruz. Yani bunların hepsi yarın bir gün, eyvah biz gıda kıtlığı yaşıyoruz, eyvah suyumuz yok noktasına gelmeden önce bir yerel yöneticinin mutlaka, ama mutlaka geleceği bugünden görüp geleceğe o kenti, o kent insanının huzurunu, refahını, yaşam kalitesini en üst düzeye taşıyabilecek ve geleceği bugünden inşa edecek bir vizyon gerekir. Tunç Bey'de bu vizyon ve bu vizyona dayalı bir çalışma anlayışı, disiplinini görüyorum. O nedenle son derece başarılı bulduğumu söylemek isterim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu söylediğim bir siyasi veya bir efendim benim milletvekili olarak aynı partiden birisi olduğum anlayışıyla değil, bir İzmirli olarak bunu ifade etmek istiyorum. Yani her şey söylenebilir. Bir takım yapılan işte konular, yapılan işler, yani bunlarla bizim uğraşacak vaktimiz olmadığını düşünüyorum. Yani biz Tunç Bey İzmir'i bir yerden alıp mutlaka her görev bir gün sona erecektir. Bir dönem, iki dönem, üç dönem nereye kadar götürürse, ihtiyacı varsa İzmir'in ve Tunç Bey'in de o ihtiyaca nereye kadar o talebe karşılık verebilecekse gitsin diye dilerim. Ama o sürecin sonunda aldığımız noktadan, yerel yönetici olarak aldığımız noktadan bıraktığımız nokta arasındaki
kentin gelişimine bakmak lazım. 2 yıl çok kısa bir süre. Eğer vizyonerseniz, geleceğe dair fikirleriniz, düşünceleriniz ve geleceği inşa etme çabanız varsa, 1 yıldan 1 yıla bunu halkın anlaması, algılaması, yaşaması mümkün değil. O nedenle bu 1 yıl, 2 yılda değerlendirilebilecek bir mesele de değil. Öyle de görmüyorum. Zaman içerisinde bunu yaşayanlar, ya iyi ki bu konuda bu önlemleri almışız, iyi ki İzmir diğerlerinden farklı öngörmüş, bu vizyonla buraya gelmiş diyeceğimize inanıyorum. Yani bunu da içten samimi olarak söyleyeyim. Vekilim, son soruma geliyorum. Aslında birkaç sorum daha vardı ama süremiz sanıyorum yetmeyecek. Bunu da mutlaka sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Sayın Taceddin Bayır da canlı yayın konuğum olmuştu. Evet. Ona da sormuştum. Şu an bir erken seçim dillendiriliyor. Hani yakın zamanda olabilir, işte olmayabilir. Hani hükümet kanadından 2023'te olacağı da vurgulanıyor ama hani bir erken seçim ya da zamanında seçim. Siz şu an bir milletvekilliği görevindesiniz. Evet. Milletvekilleri arasında da bir ön seçim vurgusu yapılıyor. Yani hani bir daha aday olma noktasında mesela Taceddin Bey özellikle bunu dile getiriyor. Hani ön seçim olursa aday olacağını bir sonraki seçimde söylüyor. Siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir sonraki erken seçim ya da zamanda seçimde milletvekili adaylığı düşünceniz var mı? Ön seçim konusunda fikriniz nedir? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, Taceddin Bey, sevgili Atilla Sertel falan bir araya daha önce de bir iki kez böyle dost sohbet ortamında, mecliste falan da bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Partimizin en doğru aday belirleme yönteminin ön seçim olduğuna inanıyorum. Partimizin en doğru aday belirleme yönteminin ön seçim olduğuna. Yani ön seçim derken eğilim yoklaması değil, aday yoklaması değil. Kararı Ankara'nın Merkez Yönetim Kurulu'nun verdiği, pardon, parti meclisinin verdiği bir seçim değil. Mahkeme, hakim huzurunda ilçe seçim kurulu muhalefetiyle yapılan seçimden bahsediyorum. Evet. Ve sonucunun parti organlarınca değiştirilemeyeceği aday belirleme sürecinden bahsediyorum. Bu üyemize aday belirlemede bir sorumluluk veriyor. Bir partimizin, örgütlerimizin, üyelerimizin istisnasız ben o sorumluluğu en doğru şekilde yerine getirdiğine inanıyorum. Biz 2015'te ön seçime girdik. Ön seçim olmasaydı belki ben bugün üniversitede akademik yaşamıma belediye başkanlığı sonrasında devam ediyor olacaktım. Ön seçim olduğu için ve partimizin, üyelerimizin o sorumluluk bilincine ve vicdanına güvenerek, inanarak onların vereceği kararın aday olsam da olmasam da doğru bir karar olacağına inanarak ön seçime girdim ve milletvekilliğini bugüne kadar da sürdürdüm. Parti programımız, parti yönetim organlarına, Sayın Genel Başkanımıza, MHK'ya, parti meclisi karar organı olarak parti meclisine bu konuda, yani ön seçim mi olacak, aday yoklaması mı olacak, yani merkez yoklaması mı veya hiçbir şekilde adaya, üyeye sorulmadan, üyelere sorulmadan doğrudan atamayla mı belirlenecek, bu konuda yetki veriyor. Şimdi o yetkinin genel başkan tezahürü olan ifadelerini kullandı. Ne dedi? Milletimizin adaylarını milletimiz belirleyecek. Evet. Bu açık ve açıkça, yani biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday belirleme sürecinde milletimizin tercih etmeyeceği, istemediği kişileri aday yapmayacağız. Yani bunu soracağız anlamını taşır ki bunun da karşılığı ya aday yoklamasıdır ya ön seçimdir. Evet. Dolayısıyla ben ön seçim olması gerektiğine yürekten inanan bir kişiyim. Adaylık noktasında tabii şunu da söylemek istiyorum. Partimizin meclis çalışmalarında, meclis faaliyetlerinde işte çeşitli konular oluyor, çeşitli komisyonlar kuruluyor, çeşitli
uzmanlık alanlarına ihtiyaçlar duyuluyor. İşte Anayasa Komisyonu'nda bir anayasa hukukçusu ihtiyacı var bence. Evet. Adalet Komisyonu'nda mutlaka bir hukukçu kişilere ihtiyaç var. Belki birçok alanda. Sağlık Komisyonu'nda bir hekim olması gerekiyor gibi. Efendim bir Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu'nda bir tarımcı, ister ziraat mühendisi, veteriner hekim deyin veya gıda mühendisi deyin adına hangi meslek alın derseniz. Bu disiplinleri, bu uzmanlık alanlarının da belirli bir disiplin içerisinde parti milletvekili tercihlerinde olması gerekiyor. Ön seçimde bu kompozisyonu sağlayamayabilirsiniz. Onun için bir kontenjan belirleme süreci var. Ön seçim olursa ben varım diyorum. Ama o kontenjan belirleme sürecinde benim meslek alanıma, uzmanlık alanıma partim ihtiyaç duyuyorsa onun da karşısında değil, yanında olurum. Onu da belirtmek istiyorum. Yani ön seçim benim tercihimdir. Benim arzu ettiğim, benim olması gerektiğini düşündüğüm bir seçim yöntemidir diyeyim. Yani şöyle ön seçim olursa da aday olurum diyorsunuz. Ön seçim olursa, kontenjanda ön seçim olursa talep edilirse adayım, benden bu yani, görev. Yani parti yönetimimizin bana bir ihtiyacı duyarsa, yok ben ön seçimde olmazsa olmam anladım anlayışında değilim. Evet. Ama dediğim gibi parti yönetimimizin bana ihtiyaç duyması halinde. Yoksa ön seçim diyorum yani. Peki vekilim, teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet evet, de oldu. Evet. Aslında daha da dediğim gibi çok şey konuşacaktık ama biraz süremiz bugün kısıtlıydı. Geç başladık programa da. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum İzlemciğim. Yani şunu da aslında söylemek de isterim. Bir pandemi süreci gittikçe de hem vefat sayısı, hem vaka sayısı, evet, hem hasta sayısı sürekli artıyor. Esnafımız çok tedirgin, onu söylemem lazım. Evet. Daha dün bir kahve işletmecisi esnafımız, kahvehane işleten bir esnafımız, içinde bulunduğu ekonomik zorluklar, biriken borçlar karşısında, faiz vesaire, bir sürü işte stopacı, elektrik borcu, evet, su borcu, ne varsa ödeyemez durumda olduğu için aldığı kredileri pandemi nedeniyle devletin verdiği kredinin borçları yapılandırılmış olsa bile artık geri dönüşü başladığı için ödeyemez durumda olduğundan intihar etti. Yaşamına son verdi. Yani çok acı bir durumdur. Bu örneklerin artmaması yürekten diliyorum. Hepimizin maske, mesafe, hijyen kurallarına azami özen göstermemizi özellikle diliyorum. Ama esnaf bu durumdayken, intihar noktasına gelmiş iken, masa sandalye sayısını yarı yarıya zorla düşürüyor iken, akşamları ne hangi hikmetse, hangi akılsa, 7'den sonra aç kapatılacak falan işte restoranlar. Evet. Yani onları sen zorla kapatıyorsan, sokakta yürüyen maskesi yok diye birisine cezayı basıyorsan, sen HES kodu sorulmadı diye, bilinmiyor diye vatandaşa mekan içerisinde cezayı basıyorsan, binlerce, on binlerce lira para cezası kesiyorsan, ama öbür taraftan da işte AKP'nin büyük kongresinde o insanları, evet, o hani lebalep diyerek konuyu böyle şeyden saptırmak istemiyorum, o görüntüler gerçekten vicdan muhasebesi yaptığında, siyaset üstü bir anlayışla baktığımda, yani bu bir haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik. Yani sen orada o insanlara göz yumacaksın. Burada esnaf intihar noktasına gelecek bir durumda, süreçte. Yani bunların yaşanmamasını, bu ülkenin demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olan bu ülkenin insanlar arasında eşitliğin, hakkaniyetin, kadın erkek eşitliğin, işte İstanbul Sözleşmesi'nden evet, bahsettiğim temel hak ve özgürlüklerin, herkes için adaletin, herkes için eşitliğin olduğu bir ülke olmasını diliyorum. Bir parti devleti değil, herkesin devleti. Bir partinin cumhurbaşkanı değil, herkesin cumhurbaşkanı. Ve bir partinin bakanları değil, herkesin bakanları, herkesin belediye başkanları olduğu bir milleti, bir toplumu birlikte inşa etmeyi yürekten diliyorum.
Bu buna vicdanım el vermediği için bir kez daha paylaşmak istedim. Yani sen işte efendim delegelerine şey zorunluluğu getiriyorsun. İşte test zorunluluğu evet. getiriyorsun. Şeyde tribünlerde oturanlara sadece işte HES kodunu almakla, ateşine bakmakla olur diyorsun. Yani şimdi oradan Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanları alandaki dışarıdaki o kalabalıkları gördüğünde otobüslerle gelip giderken o insanların coşkusunu, heyecan şeyini gördüğünde dükkana bakıyorsun, esnaf kan alıyor. Burada bu yaşananlar ve buna da müdahil olmuyorsun. Lebalep dolu diye Kıvanç Seniş'le bunu tanımlıyorsun, ifade ediyorsun. Yani bu ülkede artık toplumsal barışa, eşitliğe yani bu bir arada yaşıyorsak herkesin adaletle, herkes için adaletin olduğu bir hukuk devletine ihtiyacımız var diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ediyorum ikilim. Ben teşekkür ederim. Z raporunu izlediniz. Canlı yayın konuğumuz CHP İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Ökay Sındır'dı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz.